Ben doğruyu söylediğim halde, gereken açıklamaları yaptığım halde, ifadelerde gerçeği anlattığım halde, yani insanlar gerçeği doğruyu bile bile gördükleri halde nasıl haksız tarafı haklı bulmaya çalıştılar? Hangi kafayla, hangi zihniyette? Temel eğitimde Serkan'ın bana mesajları, tacizleri, rahatsız etmeleri, mesajları, ses kayıtları, her şeyi olduğu halde ben ona sert çıktığımda, görüşmek istemediğimi söylediğimde, temel eğitime gittiğimde Muhammed Bey'le konuşurken Serkan oradan benimle tartışmaya başladı. Ben ona mesajların duruyor, ses kayıtların duruyor, beni rahatsız ettin, benimle görüşmek istedin, özel şey, birliktelik yaşamak istedin dediğimde, yani bunları söylemekten benim çekineceğimi düşündü. Halbuki burada yani bana karşı yanlış yapan kendisi olduğu halde kavga etmeye başladı, bağırmaya, çığırtkanlık yapmaya başladı, üste çıkmaya çalıştı suçluluk psikolojisiyle. Bunu zaten adli süreçte devam ediyor. Bir de yani çocuğun kulakları duymuyor, konuşamıyor. Sağır bir insana ben nasıl eğitim verebilirim? Bir tanesinin de çocuğunda öğrenme güçlüğü var. Ben nasıl öğretebilirim? Gerekli açıklamaları yaptığımız halde, yönlendirmeleri yaptığımız halde veli olarak üzerine düşenleri yapmıyorlar. Suçlu benim. Ya ben bunları söylüyorum, siz nedir bu ya? Sonra ben tepki verince öğretmen tepki verdi. Hemen şikayet edelim. Öğretmen hakaret etti. Hemen şikayet edelim. Ya öncesinde siz yapıyorsunuz kardeşim. Siz yapıyorsunuz öncesinde. Siz. Demek ki benim yerimde siz olsanız. Ya olaylar nereye gelirmiş? Nereye gelir? Aklım almıyor yani neler yapabileceğinizi. Bütün bahsettiğim bu kişilerle ilgili, üç kişiyle ilgili tüm süreç resmi olarak devam ediyor. Hiçbirinden de geri durmuyorum. Sonuna kadar da gidiyorum. Böyle terbiyesiz, böyle hadsiz, kendini bilmez insanlardan artık nefret ettim. Haddini bilecekler. Milli Eğitim'de, Temel Eğitim Şubesi'nde tartışma anında Serkan Muhammed Bey ve Hande Hanım mıydı? Hale Hanım olabilir yanlış hatırlamıyorsam, o da vardı ve Serkan hakaretlerine, küfürlerine, tehditlerine devam etti ve buradan kimse size şahit olmaz dedi. Sırf ben ona karşılık beni rahatsız etmelerini söylediğim halde bizi yalancı konumuna koymak için elinden geleni yaptı. Bunu da tüm yetkililere bildireceğim zaten. Buradan da herkes duysun istiyorum. Her şeyi, bana yapılan hiçbir şey bundan sonra saklamıyorum.